istiyorum. Çünkü az önce konuştuğumuz bu vücuda takılan bir takım metallerden bahsettik. Kaşlarda da yapılıyor bu, çok sık görüyorsunuz. Evet. O kaşlar ne hale geliyor? Ben onların çıkmış halini görüyorum. Mesela kaşın yarısı var, yarısı yok. İşte bu piercingleri taktırdıklarını özellikle çok küçük yaşlarda taktırıyorlar. Ondan sonra tabii modası geçiyor ya da artık takmak istemiyorlar. Çıkarttıklarında orada tabii ki de kaşları sıkar, eksik oluyor. Tabii sıkar diyoruz. Kalıcı bir iz var değil mi hocam? İz oluyor. Sıkar geçmez. Ondan sonra tabii ki de microblading'e başvurmak zorunda kalıyorlar. Microblading işlemiyle biz bunu yapıyoruz. Ama benim için de bu yaş sınırı... O delik sınırı... kapanır mı peki? Yani bazen kapanıyor ama bazen çok ağır... Deri kolay kapanmaz. Cerrahi müdahaleyle ancak kapanır. Bak, burada bir tünel var. Resmen bir tünel var. İçi epiteliz olmuş. O tünelin çok uygun bir şekilde plastik cerrahi kurallarına uygun dezepteliz edilmesi lazım. Ve yine cerrahi müdahale gerekir. Tabii cerrahi kapatırız müdahale. Cerrahi müdahaleyle. Bahsettiğimiz doktorlar da hassas doktorlar. Burun, tabii dudak, ki, dil. Tabii ki. Tabii ki. Aynen. Kaş. Evet. Aynen. Kaşta sıkıntı oluyor. Özellikle işte çok ağır bir küpe ya da işte bir piercing takıldığında. Özellikle şu dokuyu üst kısımda sarkıtır. Da dokuyu da sarkıttığı için. İki kaş arasında da tabii yine asimetri ve fark oluyor. Gibi değil. Dolayısıyla hiçbir şekilde yani bilmiyorum, yaptırıp sevenler vardır. Bir tercih meselesi ama sağlık açısından riskleri var. Riskleri var. Bunu bilmek lazım. Her şekilde. Hijyen açısından da oldukça bizim işimizde de aynı şekilde. Değil mi? Mesela bunu yaptıran bir kişiye siz kaş uygulaması yapabilir misiniz aynı zamanda? Kesinlikle eğer çıkarttıktan biz her zaman söylüyoruz en az 3 ay beklemesi gerekiyor. Tabii. Daha 3